Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu dersimizde yine sizlere oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentimizin adı Quick Menu. Bunu çabuk menü şeklinde çevirebiliriz. Şimdi eklentimizin genel tanıtımına şöyle bir bakalım. Burayı bir çevirelim. Quick Menu bir Blender üretkenlik eklentisidir. Bu eklenti aracılığıyla çok sık kullandığınız araçlara belli kategoriler altında kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu eklentiyi çalıştırabilmek için D kısa yolunu kullanıyoruz. Bundan bahsetmiş. Ayrıca aşağıda geliştiricinin bir videosu var. Bu videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin eklentiyi indirelim. Sağ tarafta Releases bölümüne tıklayalım. Bu sayfada en üstte en son sürüm yer almaktadır. Bu asetler içerisinde Quick Menu zip'e tıklayarak bu zip dosyasını indirebilirsiniz. Sonrasında Blender'da Düzenleme, Tercihler, Eklentiler bölümünde Install butonuna tıklayıp zip dosyasını bulup kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Ardından arama bölümüne Quick yazdığınız zaman Quick Menu eklentisi çıkacaktır. Bunu aktif hale getirdikten sonra bu pencereyi kapatabiliriz. Eğer bu eklentiyi sürekli kullanmak isterseniz Save Preferences yani tercihleri kaydede tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu kez videomuzda buradaki küp nesnesini silmeyelim. Hatırlarsanız derslerimize bu küp nesnesini silerek başlıyorduk. Bu sefer küp nesnemiz kalabilir. Şimdi gelin D kısa yoluna basalım ve çabuk menümüzü çalıştıralım. Evet, çabuk menü içerisinde dikkat ederseniz çeşitli kategoriler bulunuyor. Bu kategorileri öncelikle bir inceleyelim. General bölümünde genel araçlar bulunuyor. Select'te çeşitli seçim araçları var. Generate oluştur demektir. Burada çeşitli oluşturma araçları, hani sık kullanılanlar özellikle bu kategori içerisinde bulunuyor. Modify, modifierların eklendiği bölüm, çeşitli modifierları bu menüden ekleyebilirsiniz. Bir altta da Delete and Split var. Yani silme ve ayırma seçenekleri. Bunun bir altında da UV ve kaplama araçları mevcut. Sonrasında cut, kesme araçlarını görüyoruz. Yine animasyonla ilgili bir kategorimiz var. Buradan ulaşabilirsiniz. Sonrasında snapping araçları var. Bu araçları kullanarak nesneleri ızgaraya veya diğer araçlara iliştirebilirsiniz, birleştirebilirsiniz. Bunun dışında tool bölümünde çeşitli mesh nesneleri ekleyebilirsiniz. Ve ayrıca bu mesh nesnelerine yönelik çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz araçlar da bu menünün içerisinde bulunuyor. Bir altta da mod var. Kontrol taba bastığımız zaman mod değişikliği yapabiliyorduk hatırlarsanız. Ayrıca bu menü aracılığıyla da modu değiştirebilirsiniz. Bir altta da files yani dosyalar menüsü var. Bu dosyalar menüsü içerisinde de seçtiğiniz nesneleri çabucak dışarıya belli formatlarda aktarabilirsiniz. Seçilen nesneleri kameraya göre ayarlayan bir operatör de eklenmiş. İsterseniz bu menüyü de düzenleyebilirsiniz. Eğer bir kod düzenleyici programınız varsa bu kod düzenleyici aracılığıyla bu menüyü de genişletebilirsiniz. Gelin General menüsüne gidelim. Dikkat ederseniz bu menüde bütün araçlar aktif halde. Select'e geldiğimiz zaman dikkat ederseniz bazıları koyu gri bir şekilde. Bunların şu anda işlevi yok. Eğer edit moduna geçersek ve sonrasında D kısa yoluyla tekrardan bu menüyü açarsak Select'teki araçların aktif olduğunu görmekteyiz. Yani bu menü içerisindeki bazı araçlar edit modunda, bazı araçlar da object modunda çalışmakta. Şimdi object moduna geçelim öncelikle. Buraya bir tane daha isterseniz mesh nesnesi ekleyebilirsiniz. Bu nesneyi Y ekseninde şöyle bir miktar sağ tarafa doğru taşıyabiliriz. Şimdi genel menüsü içerisinde birkaç aracı inceleyelim. Burada Separate or Join var. Yani nesneleri ayırma ve birleştirme. Şimdi iki nesneyi beraberce seçip bunları çabucak birleştirebilirsiniz. Tekrardan D'ye basalım. Burada General'da Separate or Join ile bunların ikisini birleştirebilirsiniz. Şimdi bu araçlara menüden ulaşmak biraz hantal gibi gelebilir. Ancak kısa yolları kullanabilirsiniz. Kısa yolları kullanabilmek için de çeşitli rehberler hazırlamış geliştirici dikkat ederseniz. Mesela D'ye bastıktan sonra 1'e basarsanız genel menüyü aktif hale getirirsiniz.
Sonrasında tekrardan 1'e bastığınız zaman birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi Ctrl Z ile işlemi bir geriye alalım, birleştirme işlemini. İkisini beraberce seçelim. Sonrasında D1 1'e bastığımız zaman hemen birleştirme işlemini gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Diyelim ki bu iki nesneyi birbirinden ayırmak istiyorsunuz. Bunu Edit modunda yapabilirsiniz. Edit moduna geçelim. A'ya iki kere basarak seçimi kaldırabiliriz. Şimdi sol taraftaki nesnenin vertex'ini seçelim. Sonrasında L'ye basalım. Tüm nesneyi seçelim. Tekrardan D1-1 kısa yolunu kullanarak bu nesneyi diğerinden ayırabilirsiniz. Şu anda dikkat ederseniz nesnemiz ayrılmış oldu. Şu anda gelin isterseniz sadece seçilmiş olan nesneyi görüntüleyelim. Diğerini gizleyelim. Yine bunu genel menüsünden yapabiliyoruz. D1-3 kısa yollarını kullanırsak bunu yapabiliriz. Evet, gelin hemen yapalım. D1-3'e basalım. Dikkat ederseniz şu anda sadece maymun nesnesini görüntülüyoruz. Diğer nesnemiz gizlenmiş durumda. Tekrardan D1-3'e bastığımız zaman görüntüyü eski haline alabilirsiniz. Genel menüsü içerisindeki diğer araçları da incelemenizi tavsiye ederim. Burada Mirror Transform da oldukça pratik bir araç. Örneğin buna tıklayalım. Sonrasında bir eksen belirleyelim. Örneğin Y'ye basalım. Ve tıklamayla dikkat ederseniz buradaki nesneyi çabucak Y ekseninde hemen ayna ayarlarını kullanarak döndürmüş olduğumuzu görüyoruz. Sol alt köşede de hemen araç kutusu çıkacaktır. Buradan istediğiniz eksende de döndürme işlemlerini yapabilirsiniz. Select araçları dikkat ederseniz Edit modunda kullanılıyor. Şimdi sahnemize bir tane küre ekleyelim. Diğer nesnemizi silebiliriz. Küreye yakınlaşalım. Edit moduna geçelim. Seçimi kaldırabiliriz. 2 ile kenar seçim moduna geçelim. Şimdi menümüzü açalım. Burada örneğin çabucak ring veya loop seçimleri yapabilirsiniz. Örneğin şu ortadaki kenarı seçelim. Sonrasında Select menüsünden kolaylıkla ring veya loop seçimi yapabilirsiniz. Evet, dikkat ederseniz burada bir ring seçimi yapmış olduk. Sonrasında tekrardan bir kenarı daha seçelim. Yine D kısa yoluyla loop seçimi yapabilirsiniz. Burada seçimden sonra Shift R'ye basalım. Bakalım işlemi tekrarlayabilecek miyiz? Evet, dikkat ederseniz Shift R daha önce yapılmış olan işlemi tekrarlar. Örneğin buraları da seçelim. Ve sonra Shift R ile işlemi tekrarlayabiliriz. Sonrasında burada da istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. İşlemi çabucak yapabilmek için D2-1 kısa yolunu da kullanabilirsiniz. Menüdeki diğer seçim araçlarını da incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin Generate yani oluşturma kategorisindeki birkaç aracı inceleyelim. Bu araçlar geometri düğümleri kullanılarak oluşturulmuş. İsterseniz geometri düğümleri bölümünden bunları da düzenleyebilirsiniz. Şimdi Solidify Edges'ı bir örneklendirelim isterseniz. Alta basılı bir şekilde belli kenarları şöyle seçelim isterseniz. Şu alt tarafı da seçebiliriz. Sonrasında Solidify Edges diyelim. Bakın dikkat ederseniz bu seçilmiş olan kenarlarda çeşitli torus nesneleri oluşturdu. İsterseniz bu araçları da düzenleyebilirsiniz. Burada örneğin çapı var. Çapını düzenleyebilirsiniz. Shift'e basılı bir şekilde bu değiştirme işlemlerini daha hassas bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca resolution değeri var. Çözünürlüğünü artırıp azaltabilirsiniz. Evet, ayrıca fillet radius ile dikey şekilde de çeşitli yüzeyler oluşturabilirsiniz. İsterseniz silindir şeklini kareye dönüştürebilirsiniz. İsterseniz sadece kenarlarda oluşturduğunuz nesneyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca orijinal nesneyi de isterseniz silebilirsiniz. Şimdi isterseniz bir geometri düğümleri bölümüne gelelim. Burada Solidify'ı aratabiliriz. Soli yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. Bunu düğüm şemasına ekleyelim. Ekranı bir büyütelim. Dikkat ederseniz burada geometri düğümleri kullanılarak oluşturulmuş bir aracımız var. Düğüm yapısını da ayrıca inceleyebilirsiniz. Sizler de benzer araçlar oluşturmak isterseniz düğüm yapılarını tanımak bu nedenle önemlidir.
Evet, ikinci olarak spin aracımız var. Bunun için şöyle basit bir plane nesnesi ekleyebiliriz. Plane nesnesini şöyle sol tarafa doğru taşıyalım. Edit moduna geçelim. Burada spin aracını çalıştırdığımız zaman dikkat ederseniz plane nesnesini hemen şekillendirdi. İsterseniz sağ taraftan bir bakış açısını değiştirelim. Burada iterations değerini görüyoruz. İsterseniz plane nesnesini artırabilirsiniz. Açıyı değiştirebilirsiniz. Global offset değerini değiştirebilmeniz mümkündür. Yine lokal offset değeri de değiştirilebilir. İsterseniz bükme işlemi de yapabilirsiniz. Ve ayrıca downscale aracıyla da uç kısımda daraltmalar yapabilirsiniz. Evet, eksene uyumlu bir şekilde diyor. Bunu isterseniz aktif hale getirebilirsiniz. Ya da tekrardan seçeneği kaldırabilirsiniz. Yine geometri düğümleri bölümünden de bu aracın çalışma şemasını inceleyebilirsiniz. Evet, araçları tanımaya devam edelim isterseniz. Bir yüzeyi seçelim. Burada seçimi kutuya dönüştür. Aracımız var. Çok ilginç bir araç. Seçmiş olduğumuz bölümde dikkat ederseniz bir kutu oluşturduğunu görüyoruz. Bunu bir referans olarak kullanabilirsiniz. Delete'le tümünü silebilirsiniz. Evet, ayrıca seçim yüzeyine silindirler de ekleyebilirsiniz. Buraya isterseniz bir tane grid nesnesi ekleyelim. Bunu şöyle sol tarafa taşıyalım. Edit moduna geçelim. Düz bir yüzeyde deneyelim isterseniz. Burada örneğin Selection to Cylinder diyelim. Evet, bir bakalım. Bunu şöyle Z ekseninde yukarı taşıyalım. Dikkat ederseniz pek de silindir özelliği kalmamış. Muhtemelen bakış açısına göre buradaki nesnenin şeklini de değiştiriyor. Şöyle tepe görünümünden bir seçim yapalım. Yine aynı şekilde Selection to Cylinder diyelim. Evet, pek değişen bir şey yok. Burada vertex değerini değiştirebiliyoruz. Şöyle yapalım, buraya gelelim. Örneğin şu bölümde tekrardan oluşturalım. Evet, bu kez dikkat ederseniz oluşturduğunu görüyoruz. Daha çok küre gibi iç hacmi olan bir nesne gerekebilir. Yani düzlem üzerinde çok fazla işe yaramadığını düşünüyorum. Evet, ayrıca Circles on Faces var. Yüzeylerde çember oluşturabiliyor. Mesela yüzeyde oluşturduğunuz bu çemberi bir referans olarak kullanabilirsiniz. Örneğin E ile bu çemberi biraz uzatabilirsiniz. Sonrasında bunu şekillendirebilirsiniz. Evet, ayrıca bir yüzey daha seçelim. Burada Circular Array var. Bir dizin oluşturuyor. Dikkat ederseniz seçmiş olduğumuz nesnelerde bunun yüzeyde daha doğrusu çapını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz sayısını da belirleyebilirsiniz. Örneğin tek bir plane nesnesi seçip bu nesne yüzeyinde de bunu oluşturabilirsiniz. Burada tekrardan object moduna geçtiğimiz zaman tüm bu parçaların buradaki küre nesnesine ait olduğunu görüyoruz. Evet, örneğin buraya bir tane plane nesnesi ekleyelim. Bu plane nesnesini sağ tarafa doğru taşıyalım. Edit moduna geçelim. Burada circular array uygulayabiliriz. Tekrardan çapını ayarlayabilirsiniz. Sayısını artırabilirsiniz. Eksene göre hizalayabilirsiniz. Ya da hizalamayı kaldırabilirsiniz. Evet, 7 ile tepe moduna geçelim. Bir de burada uygulayalım. Evet, dikkat ederseniz bu kez yukarıdan bakışta böyle bir şekli oluşturduğumuzu görmekteyiz. Tabii ki burada basit bir plane kullanmazsınız. Çok daha farklı nesnelerle çok daha farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Şimdi sahneye bir grid nesnesi ekledim. Burada instantiate ayarları var. Örneğin cluster ile çeşitli şekiller oluşturabilirsiniz. Yoğunluğunu artırıp azaltabilirsiniz. Boyutlarını değiştirebilirsiniz. İsterseniz döndürebilirsiniz istediğiniz eksende. Ve ölçeklendirmeleri de rastgele bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, yine plane nesnemiz seçiliyken kenarlarda örneğin küpler oluşturabilirsiniz. Ayrıca kenarlarda küreler veya silindirler de oluşturabilirsiniz. Ve bu silindirleri veya küreleri de düzenleyebilirsiniz. Halka sayısını,
segmentlerini artırıp çözünürlüğü yükseltebilirsiniz. Çapını artırıp azaltabilirsiniz. Aralıklarını belirleyebilirsiniz. Ayrıca kesinlik ayarında da çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, yine yüzeylerde küpler veya küreler oluşturabilirsiniz. Şimdi bu plain nesnesini bir subdivide edelim. Sayıyı şöyle 5'e getirelim. Burada belli yüzeyleri örneğin seçebiliriz. Yine Generate menüsünden Extrude Both Ways var. Her iki yönde de dikkat ederseniz Extrude işlemi yapabilirsiniz. Burada da derinliği artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bu kenarlardaki yüzeyleri seçelim. Menümüzü açalım. Burada örneğin bu seçilmiş olan yüzeylerin arasına bir kablo ekleyebilirsiniz. İsterseniz kablo sayısını da artırabilirsiniz. Burada kenar sayısını artırabilmek mümkün. Çapını artırıp azaltabilirsiniz. Yer çekimini artırıp azaltabilirsiniz. Yer çekimini tüm nesneleri etkileyecek şekilde değil de rastgele bir şekilde de belirleyebilirsiniz. Ve ayrıca resolution yani çözünürlüğü de artırıp azaltabilirsiniz. İsterseniz X'e basarak bu nesneleri de kolaylıkla silebilirsiniz. Şimdi 2 ile kenar seçim moduna geçelim. Şu kenarları beraberce seçelim. Generate menüsünden Edges to Ropes yani kenarları ipe dönüştür aracını bir çalıştıralım. Dikkat ederseniz kenarlarda çeşitli ipler oluşturulduğunu görüyoruz. Bunların sayısını, düğüm sayısını isterseniz artırıp azaltabilirsiniz. Ya da çapını daha küçük bir hale de getirebilirsiniz. Döndürme sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Resolution'ı kısabilirsiniz ya da daha da artırabilirsiniz. Curve Resolution var ayrıca. Bunu da değiştirebilirsiniz. Şöyle çapı birazcık daha küçültelim. Delete Original ile orijinal nesneyi de kenarlarından silebilirsiniz. Geriye ip nesnemiz dikkat ederseniz kalıyor. Oldukça faydalı bir araç. Şimdi tekrardan küre nesnesi ekledim. Yüzeyi seçim moduna geçelim. Örneğin burada bazı yüzeyleri beraberce seçelim. Shift'e basılı bir şekilde. Şöyle tekrardan tıklayarak seçebiliriz. Örneğin şuradan da seçelim. Yine Generate menüsünden panel seçeneği var. Hemen buna tıklayalım. Dikkat ederseniz seçilmiş olanlardan bu nesnenin dış tarafında bir nesne daha oluşturuyor. Panel araçlarına da buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin offset'i artırıp azaltabilirsiniz. Extrude yapabilirsiniz. Daha da bu nesneyi uzatabilirsiniz. Kenar offset'ini de yine belirleyebilmeniz mümkündür. Eğer isterseniz orijinal nesneyi gizleyip sadece paneli saklayabilirsiniz. Diğer generate yani üretme araçlarını da incelemenizi tavsiye ederim. Sonraki menümüz modify menüsü. Buraya çeşitli modifierlar yani değiştiriciler ekleyebilirsiniz. Örneğin bevel modifier'ı eklediğimiz zaman hemen dikkat ederseniz modifier bölümüne de bunun eklendiğini görüyoruz. Sol alt köşeden de bunun araçlarını kullanarak bevel oranında çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin segmentte değişiklikler yapabilirsiniz. Açıyı değiştirebilirsiniz. Ve burada dikkat ederseniz yine birçok seçenek mevcut. Silme ve ayırma menüsü içerisinde sık kullanılanlar eklenmiş dikkat ederseniz. Yine kaplama araçları mevcut. Örneğin seçilmiş olan kenarlara çabucak seam yani dikişisi ekleyebilirsiniz. Bunun için DW 1'e basmanız yeterli olacaktır. Örneğin bu yüzey seçiliyken DW 1'e bastığımız zaman hemen bu kenara dikiş izini kolaylıkla eklemiş olduğumuzu görüyoruz. Şimdi gelin kat araçlarını inceleyelim. Örneğin buradaki iki yüzeyi seçelim. Menüden kat araçlarından örneğin silme işlemi yapabiliyoruz. Dikkat ederseniz iki yüzeyi tuttu. Geri kalan bölümler muhtemelen kenarlarla bağlantısı olan bölümleri silmiş oldu. Evet, ayrıca inset cut var. Inset cut'ta da tamamen kenar bağı olan bölümleri sildiğini görüyoruz. İsterseniz alt tarafta kesme oranını da değiştirebilirsiniz.
Bu kez şöyle üst tarafta belli yüzeyleri beraberce seçelim. Burada panel kat var. Mesela panel katı kullandığımız zaman dikkat ederseniz böyle bir şekil oluşturabiliyoruz. Yine kenarlarda da çeşitli uzatmalar yapabilirsiniz. Şimdi örneğin şu iki yüzeyi seçelim. Bu kez groove katı kullanalım. Evet, böyle bir sonuç aldığımızı görüyoruz. İsterseniz çapı değiştirebilirsiniz. Çözünürlüğü de ayrıca değiştirebilirsiniz. Bir de şöyle kenar moduna geçelim isterseniz ve şöyle şu kenarları seçelim. Tekrar groove cut yapalım. Evet, o seçmiş olduğumuz bölümle bağlantısı olan kısımları sildiğini görmekteyiz. Ayrıca grid slice seçeneği var. Buradan araçlara ulaşabilirsiniz. Dikkat ederseniz burada çeşitli kesmeler yapabilirsiniz. Örneğin Y ekseninde de kesmeler yapabilirsiniz. Ayrıca bunları döndürebildiğimizi de görmekteyiz. Şöyle bir bakalım. Evet. Buradaki çizgiler, kesilmiş olan çizgiler herhangi bir şekilde döndürülebilir. Buradaki araçları değiştirerek. Böylece rastgele bir çizim şekli de vermiş oluyoruz. Evet, faydalı olabileceğini düşündüğüm bir araçta grid cut. Mesela burada dikkat ederseniz kenarlarda arada boşluklar bırakacak şekilde kesmeler yaptığını görüyoruz. Örneğin diğerlerinde de bakın bu kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz aradaki boşluğu da ayırabilmeniz mümkündür. Şöyle bir bakalım. Gördüğü üzere gayet güzel bir şekil oluşturmuş olduk. Evet, ayrıca Animation menümüzde çeşitli animasyon araçları var. Örneğin çarpışmayı ve kumaşı bu kategori altına eklemiş. Evet, yine aşağıda da Snapping menümüz var. İliştirme, ekleme araçları mevcut. Şöyle Tool araçlarına bir bakalım. Burada evet, bildiğimiz çeşitli mesh nesnelerini ekleyebiliyoruz. Bunu farklı yüzeyler üzerine çizerek ekleyebiliriz. Sol taraftaki yüzeyler üzerinde nesneler oluşturma aracını kullandığını görmekteyiz. Files bölümünde seçmiş olduğunuz nesneleri GLTF veya FBX olarak dışarı aktarabilirsiniz. Bunu yapmadan önce Blend dosyasını mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Bu seçenekte de nesneyi kamera sınırları içerisine sığdırdığını görüyoruz. Şöyle bir bakalım, incelemediğimiz bir araç var mı? Zannedersem Modify'da Damage'i gözden kaçırdık. Şöyle yapalım, Edit moduna girelim. Tekrar Modify'da Damage'den örneğin bir nesne yüzeyinde delikler oluşturabilirsiniz. Evet, dikkat ederseniz gayet güzel bir araç. Yine geometri düğümleri kullanılarak oluşturulmuş. Oluşturduğunuz deliklerin boyutunu değiştirebilirsiniz. Daha da büyük bir hale getirebilirsiniz. Bu arada deliklerin sayısı da artıyor. Ayrıca detaylandırabilirsiniz. Ya da detayı kısabilirsiniz. Eşik sayısı var. Bunu artırdığınız zaman dikkat ederseniz delikler içeriye doğru daha da genişliyor. Ayrıca çözünürlük var. Çözünürlüğü kıstığınız zaman daha bir az poligon sayısına sahip olduğunu görmekteyiz. Artırırsanız yüksek çözünürlük haline gelecektir ve çok daha fazla poligon içerecektir. Eğer oyunlarınız için kullanacaksanız bu tür nesneleri çözünürlüğü düşük tutmakta fayda var. Tekrardan object moduna geçtiğiniz zaman burada nesnemizi görmekteyiz. Evet, yine damage ayarlarında nesne yüzeyinde çeşitli parçalar oluşturabilirsiniz. Mesela kırılma efektleri oluşturabilmeniz mümkündür. Yine ayarlarda çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, son olarak cracks görüyoruz. Kırılma efektleri de oluşturabilirsiniz nesne yüzeylerinde. Şimdi bir küp nesnesi ekledim. Bunu bir bölelim. Şöyle kesik sayısını artırabiliriz. Örneğin 5 kesik sayısı yeterli olacaktır. D'ye basalım. Modify menüsü içerisinde noise araçlarını kullanarak oldukça farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Örneğin bakın burada bu nesneye çeşitli şekiller verebilirsiniz. Diğer araçları da
kullanabilirsiniz. İsterseniz detay da ekleyebilirsiniz. Burada miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Normal değerlerine göre çeşitli ayar değişiklikleri yapabilirsiniz. Rastgelelikle şekil değişiklikleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Quick menu araçlarından faydalı olabilecekleri sizlere tanıttım. Diğerlerini de sizler inceleyebilirsiniz. Sonraki Blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.